wish we could say like, nasıl sıkıyoruz ki? Değerli asıl mensupları, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en mutlu ve en heyecanlı günlerinden birini yaşıyoruz. Ve bu heyecanımızı, bu mutluluğumuzu paylaşmak için Halk Partisi'nin başkanı yeni seçilmesine rağmen zaman ayırıp aramıza geldiği için bizleri çok mutlu etti. Hem kendisine hem heyetine ülkemizden görmekten duyduğu mutluluğu ifade eder. Hoş geldiniz derim. Bizim için Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ayrı bir yeri vardır. Bugün 40. yılımızı kutlarsak ve seneye 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 50. yılımızını kutlarsak, o zamanki iktidardaki Başbakan Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan, Allah'tan rahmet eylesin kendilerine, onların cesur davranışlarından bugün bu güzel günü kutluyoruz ve onların sayesinde sonradan devletimizi kurduk ve bugün de 40. yılımızın mutluluğunu yaşıyor. Bizim ülkemizde sizin o zamanki başbakan ve rahmetlenen Sayın Ecevit'e karşı Kıbrıs'ın kara oğlanı diyorlar ve hangi eve gitseniz de Ecevit'in resmiyle karşılaşırsınız. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne buradaki halkımızın sempatisi, bakış açısı bir farklıdır. O yüzden bugün bizimle olduğunuz için biz de sizinle bu mutluluğu paylaşmak istedik. Geçmişe baktığımız zaman Osmanlı döneminden sonra İngiliz idaresine girdikten sonra ve 50'lerden sonra yaşadıklarımız bugün Gazze'de yaşananların bir değişik versiyonuydu. Dolayısıyla orada yaşananlar bize çok uzak değil. Ama ne yazık ki görüyoruz ki bize 74 öncesi de Birleşik Milletler'in duyarsızlığı, Güvenlik Konseyi'nin sessiz kalması, Avrupa Birliği'nin sessiz kalması bugün de yanı başımızdaki Gazze'de yaşananların bir örneğidir. Ve orada yaşananlar işte yaklaşık 7000'e varan çocuk ve onun bir büyüğü olarak da erişkin insanlarımızın 13.000 insanın, sivil insanın oralarda öldüğünü ve bu ölme nedenlerinin karşı tarafın şuursuzca sivil insanların üzerine bomba yağdırması ve en üzücü olaylardan bir tanesi de hastanelerin artık bombardıman altında kalmasından dolayı büyük üzüntü duyuyoruz ve biz savaşın ne olduğunu biliriz. Savaşın neler getirdiklerini biliriz. Zulüm altındaki insanların, esaret altındaki insanların nereye çektiğini çok iyi bilen bir ülkemin ferdiyim. Bugün başbakanım, partimin başkanıyım. Ama biz bütün bunları, hepsini birer birer yaşadık. O yüzden inşallah dünya oradaki yaşananlara bir an önce kulak verir ve oraya bir ateşkes ve bir barış gelir. Bizde barış 20 Temmuz 1974'te geldi. Hem ülkemize barış geldi, hem de güneyde Rum kesimine barış getirdi. Ve bundan sonraki bu barış bizim ülkemizin bugün 40. yılını kutluyoruz. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladık. Nice yüzyılları biz de beraber göreceğiz. Ve inşallah ülkemizi artık dünyada ambargolardan arıtılmış, izolasyonlardan soyutlanmış ve her türlü ambargonun kalkacağı ve ülkemizi tanıtacağı günler yakındır diye düşünüyorum. O yüzden sizleri buralarda görmekten, heyetimizi buralarda görmekten büyük memnuniyet duyduğumu ifade eder. Bir kez daha hoş geldiniz derim. Sayın Başbakanım, çok teşekkür ediyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak seçildikten sonra ilk ziyareti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacağımı kurultayda delegelerimizle de paylaşmıştım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu devlet geleneğini mutlaka kendi içinde de uygulaması, iktidarda olduğu zamanlar uyguladığı bu devlet geleneğini muhalefetteyken de uygulaması gerekir diye düşünmüştük. Zira Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin partimiz açısından ve partimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından önemini siz harikulade bir şekilde özetlediniz. Ben heyetimizi tanıtarak başlayayım. Sayın İlhan Uzdil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gölge kabinesinde Dışişleri Bakanı görevini görüyor ve ilk kez bir gölge kabine uygulaması yapıyoruz. Dış politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız. Sayın Gamze Taşçıyer, benim eczacı meslektaşım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı gölge kabinede ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikalarından sorumlu. Türkiye'de bu bakanlığa Sosyal Güvenlik Kurumu da bağlı olduğu için özellikle sağlığın geri ödemesi alanını da kapsadığını da hatırlatmak isterim. Ve Sayın Namık'tan İstanbul Milletvekilimiz, Dışişleri Komisyon Sözcümüz ve aynı zamanda sizlerin çok daha yakından bildiği gibi kendisi hariciye geleneğindeki ülkemizin en iyi yetiştirdiği dış politikacılardan bir tanesi ve ülkemizi başarıyla pek çok dış temsilcilikte temsil etmiş, Washington Büyükelçiliği'ne kadar görev yapmış olan çok değerli bir milletvekilimiz. Mustafa Yörükçü ve Kıbrıslı arkadaşları size tanıtmama gerek yok. Ben özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci yüzyıldaki ilk kongresi 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'dir. Resmi olarak ilk kongre 1926'da toplanıp da oraya birinci kongre demeye kalktıklarında Atatürk kürsüden bu ikincisi demiş ve dinleyenler birincisi ne zamandı gibisinden bakınca Sivas'ta yaptık ya demiştir. Bu parti birinci kongresini Sivas Kongresi kabul eden bir partinin ikinci yüzyıldaki ilk kongresini de yeni geçirdik. Birinci kongremiz bize bir görev vermişti. Ülkeyi işgalden kurtarma ve cumhuriyeti kurma görevi. Onu layığıyla yerine getiren kadroların kurduğu ve iki büyük eserimden biridir diye Atatürk'ü nitelendirdiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci yüzyıldaki ilk kongresi bize, bizim kabulümüzle ikinci yüzyılda bir an önce iktidar olma görevi verdi. Muasır medeniyetler seviyesini yakalayıp geçme hedefini yerine getirmek üzere iktidar olma görevi verdi. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki yürüyüşü bir iktidar yürüyüşü. Bu yüzden bir gölge kabine ilan ederek her bakanlığın muhatabiyetinde bir gölge kabine bakanını ilişkilendirdik. Burada övünerek söyleyebileceğim bir küçük detay, 17 bakan ve bir cumhurbaşkanı yardımcısı, 18 kişinin ki bizim kabinemizde bir kadın bakanımız var Türkiye'de. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gölge kabinesinde 9 kadın, 9 erkek bakan görevlendirildi. Biz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına böyle bir vizyonla bakıyoruz. O yüzden dış politika konusu da Kıbrıs'tan başlayarak, Azerbaycan'la devam ederek, Balkanlar Türkiye Cumhuriyetleri hemen içine alarak dünyadaki bütün siyasi akrabalarımızın iyi ilişki içinde olunacağı, etkileşim içinde olunacağı bir süreci başlatmış durumdayız. Bu bütünsellik içinde sizin biraz önce çok haklı olarak değindiğiniz noktada bize de düşen görevler olacak. İsrail-Filistin arasında yaşananlar artık bir insanlık dramını geçti. Neredeyse bir soykırım noktasına gelmiş durumda. %70'inin kadınlar ve çocuklar olduğu, doğrudan sivillerin hedef alındığı bir sürece sessiz kalmamız söz konusu değil. Üçüncü Genel Başkanımız Bülent Ecevit, Kıbrıs konusunda sizin anlattığınız şekilde halen daha Kıbrıs halkının gönlündeki yerini tarttığını korurken, kendisinin ayrıca Yasser Arafat'la Filistin Kurtuluş Örgütü'yle kurmuş olduğu samimi diyalog ve Türkiye'nin oradaki net duruşunun
bize bu anlamda da yol gösterici olması gerekir. Üyesi bulunduğumuz uluslararası kuruluşlarda, dünyadaki siyasi akrabalarımızla iletişimde de bundan sonraki süreçte oradaki kanı durdurmak için üzerimize ne düşüyorsa onu yapma konusunda kararlı olduğumuzu bir kez daha buradan ifade etmek isterim. Bugün ana muhalefet partisiyle bizim siyasi yönelim olarak, Sosyal Demokrat bir parti olarak buradaki bir siyasi akrabamızla görüşeceğiz. Bu ziyareti sabahki törenle sınırlı bırakıp eğer sizlere gelmeseydik Kıbrıs halkının tercih ettiği çok önemli bir partiyi ve Kıbrıs halkının tercihlerini yok saymış olurduk. Biz rekabetin yurt içinde kendi kendine olacağını ama iki ülke arasındaki ilişkilerde iktidar muhalefet ayrımı olmaksızın birbirimizi kucaklamamız, desteklememiz gerektiğini çok net bir şekilde hem hissediyoruz, bundan sonra da hissettirmek. Buna benzer bir tutumu da siz değerli muhataplarımızdan görmek isteriz. Kıbrıs'a yavru vatan diye yaklaşmıyoruz. Elbette insan en çok yavrusunu sever ve bu ifade kötü niyetli belki değildir. Ancak biz Kıbrıs'a kardeş vatan diye bakıyoruz. Yüz ölçümümüz daha büyük olabilir, nüfusumuz çok daha fazla olabilir. Ama bir eşitlik üzerinden ilişki kurmanın Kıbrıs halkına ve devletine gösterilmesi gereken saygının bir gereği olduğunu ben kendi adıma ifade etmek isterim. Ve kardeş vatanımızda sizlerle birlikte olmaktan çok memnunuz. Türkiye ziyaretlerinizde sizler de bizi onurlandırırsanız bundan da büyük bir keyif alırız. Sayın Başbakanlık müsteşarlarımızın nazik karşılamaları için de onların varlığında size çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.